Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi. Cem Küçüğü koruyup polisi korumayanlar. Biliyorsunuz terör örgütü DHKPC, İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırganlar öldürüldü. Vatandaşlardan Dil Firaz Karataş hayatını kaybetti. Üçü polis 6 kişi yaralandı. Saldırının büyümesini engelleyen ve yaralanan polislerden biri eski özel harekatçıydı. Terör saldırısı sonrası gözaltına alınan 48 şüpheli tutuklandı. Bunları okudunuz. Gözden kaçırılansa önemli bir nokta vardı. Cem Küçük adlı kişi canlı yayında hain teröristleri etkisiz hale getiren kahraman eski özel harekatçı diyerek o polis memurunun ismini açık açık yayımladı. Sahi bu ne demekti? Bakınız terörle mücadele kanununun 6. maddesinde aynen şöyle yazıyor isim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayımlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Hal böyleyken bu satırların yazarına ve gazetemizin birçok değerli kalemine hiç ilgisi yokken bu maddeden dava açanlar Cem Küçü'ye karşı neden kılını kıpırdatmıyor? Bakınız ben kimsenin tutuklanmasına çağrı yapacak değilim. Yargı bizzat AKP medyasının bu yöntemleriyle de çürüdü. Bununla birlikte eğer biraz yakın Türkiye tarihi biliyorsanız Cem Küçüğün isim vererek o polis memurunu DHKPC'nin hedef listesine soktuğunu anlarsınız. Bundandır ki emekli ve gazi emniyet müdürü Fatih Er Yılmaz sosyal medya hesabından günlerdir isyan ediyor. Meslektaşlarımızın başına gelebilecek her türlü olaydan bu kişi mesuldür diyor. İçişleri Bakanlığından Adalet Bakanlığına kadar devletin kurumlarını göreve çağırıyor. Sonuç yok. Derin bir sessizlik. Fatih Er Yılmaz'ı aradım. Bakın neler dedi. DHKPC 20 sene sonra bile intikam diye devlet görevlilerine saldıran bir örgüt. Açık bir kanun var. Kanun önünde eşitlik denilen bir ilke de bulunuyor. Yani kanun Ahmet'e uygulanır ama Mehmet'e uygulanmaz diye bir şey mi var? Yok. O halde açık, aleni suç işliyor bu adam. Gelin görün ki Cem Küçük o yayının akşamında nezarethanede olması gerekirken Yine televizyondaydım. Herkes eşittir, bazıları daha eşittir sözü kitaptaki küçük bir cümleydi sadece. Şimdi sadece o cümlenin kitabını yazıyoruz.